Tek hedefleri Batı'ya şirin gözükmek. Millet İttifakı'ndan bahsediyorum. Bunu açıkça ilan ettiler. İktidara gelirsek Batı'yla iyi geçineceğiz dediler. Hatta o masaya Batı'dan aferin alacağız diyen bir lider bile oturttular. Peki o Batı'yı neden bu kadar çok seviyorlar? Terörle mücadelemize tek bir destek dahi vermeyen Batı'dan bahsediyoruz. PKK'ya tüm Batı başkentlerinde bürolar açtırdılar. O sokaklarda, caddelerde toplanan milyarlarca dolarlık haracın Kandil'e gönderilmesini sağladılar. Hem de istihbarat örgütlerinin kontrolünde. PKK'nın uyuşturucu satarak Batı şehirlerinde dünyanın en büyük baronu olmasına göz yumdular. Meclis kürsülerine çıkardıkları teröristlerle Türkiye'ye küfür ettirdiler. Buna da demokrasi, düşünce özgürlüğü dediler. Terörü beslediler, büyüttüler, tırlarla silah ve para yağdırıp binlerce şehidimizin dökülen kanında pay sahibi olup bize karşı katil olmayı seçtiler. Darbeleri desteklediler. Altyapısını kurdular, eski Türkiye'yi kucağa oturttular. Kalkmak isteyeni silahla, tankla indirdiler. Yıllarca bizi istedikleri gibi yönettiler. Önüne geleni AB'ye leblebi gibi alırken, Türkiye'nin çok gerisinde olan ülkelere kapıları açarken bize sırt döndüler. Senelerce kapılarda beklettiler. Eski Türkiye'nin liderlerine bugün git, yarın gel diyerek yalvardılar. Silah ambargoları uyguladılar. Hava savunma sistemi istedik vermediler. Yıllarca beklettiler. Parasını ödediğimiz savaş uçaklarını bile hangara kilitlediler. Kendi silahlarımızı, uçağımızı, gemimizi, füzemizi yapıyoruz diye ayağa kalktılar. Etrafımız iç savaşlarla yangın yerine dönüp topraklarımıza füzeler düşerken öküz gibi seyrettiler. Türkiye terörle uğraşamasın, bölgesindeki savaşlarda zayıf kalıp yansın diye kendilerini yırttılar. FETÖ terör örgütünü kurup insanlarımızı öldürttüler. Hümeyni benzeri bir teröristi tepeye oturtmak için darbeye yönlendirdiler. CIA'in üst düzey ismi Graham Fuller'e kitap yazdırıp FETÖ'yü dünyaya ılımlı İslam diye pazarladılar. Okullarında CIA ajanlarını öğretmen kisvesiyle çocuklara musallat ettiler. O okullardan yetişenlerle bulundukları ülkelerde darbe yapmayı, yönetimleri ele geçirmeyi planladılar. 15 Temmuz'un ertesi gününde İngilizleri, çok sayıda vatandaşımız var diyerek Akdeniz sahillerine Kıbrıs'taki üslerden 50 bin askerle sokmaya kalktılar. O gece PKK'yı Güneydoğu'da bağımsızlık ilan ettirmek için pusuya yatırdılar. Türkiye'yi parçalara ayırmak, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki trilyonlarca dolarlık enerji rezervlerimize konmaya kalktılar. Bizi kendi denizlerimizde karaya hapsetmek için Yunanistan'ı üzerimize sürüp yanında yer aldıkları Atina'ya silah, uçak yağdırdılar. Savaş gemilerini Yunanistan donanmasının hizmetine verdiler. PKK ile ittifak yaptılar. FETÖ terör örgütüne tüm Batı başkentlerinde kucak açtılar. Örgüt liderini CIA korumasına aldılar. Bu ülkede dökülen her kanda bunların kirli elleri vardı. Yetmedi, ekonomik saldırılar düzenlediler. Seçimlere müdahale edeceklerini, muhalefete verimli liderle yardım ederek Erdoğan'ı mutlaka indireceklerini açıklayan Amerikan başkanlarını bile göstere göstere gözümüze soktular. Kontrol edemediğimiz, sözümüzü geçiremediğimiz Türkiye çıkarlarımızı baltalar diye askerleriyle, siyasetçileriyle ekranlardan taştılar. Karadeniz ve Akdeniz'deki çıkarlarımızı ancak yönetilebilen Türkiye ile güvenceye alabiliriz diyen Batı ülkeleri, ele avuca alma operasyonunu açık açık söyleyecek kadar zıvanadan çıkar hale geldi. Türkiye'nin gittiği, ilişkilerini geliştirdiği her ülkede ya iç savaş çıkardılar ya da darbe yapmaya kalktılar. İşte 100 yılı aşkın süredir Türkiye düşmanlığı yapan, ecdadımızın kurduğu imparatorluğu içimize sızarak parçalara ayıran bu Batı'ya şirin gözükme sözü verip aferin alma sözünü aldığını beyan eden bir millet ittifakı var ortada. O Batı geçmişte IMF ile girmişti bu ülkeye. O dönemin Maliye Bakanı Güneş Taner, 40 milyar dolar borç verdiler ama ben göremedim o parayı, buhar oldu demişti. O 40 milyar doları ve faiz borcunu bu halk inim inim inletilerek, kemer sıkma politikalarına maruz bırakılarak ödedi. Bankaları hortumlayan banka sahiplerine vereceksin dedi IMF. Batı'dan gelen talimatı emir telakki ettiler. Çünkü para ancak öyle geliyordu. Onlar kime verilecek derse veriliyor, hangi madeni, enerjiyi isterse kurderalı paket yapılıyordu. Bu bir zorunluluktu. Bedava para yoktu. Son olarak bu ülkede masa bile kurdular. PKK ile Meral Akşener'i bile aynı masaya oturttular. Özerklik ve APO dahil tüm PKK'lılar serbest kalacak sözü verdirttiler. FETÖ'yü affettireceklerinin işaretini de bu örgütün önemli isimlerini liste başı göstererek verdiler. İşin daha acısı,
PKK'nın HDP'sini bakanlık sözüyle mutlu ettiler, havalara uçurdular. Terör örgütlerinin girdiği kamu kurumlarında neler olduğunu gördük. Binlerce FETÖ'cü, PKK'lı, DHKPC'liyi işe alan İstanbul Belediyesi, gitti yerlere basılması için cami motifleri bile yerleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bundan haberi bile yoktur. Terör örgütleri sempatizanlarını belediyeye doldursan her şeyi yaparlar. Şimdi bakanlık koridorlarında, kamu kurumlarında, yargıda, emniyette bunlar iktidara gelirse PKK'lıları, FETÖ'cüleri, bilimumu terör örgütlerini göreceğiz. Devletin her yerine sızacaklar. Ancak unutmayın, bunlar yerli terör örgütü değil, hepsi Amerikalı. Washington bunu saklamıyor, açık açık ilan ediyor. Yani tüm devlet kurumlarımıza bu CIA kucağındaki elemanlar vasıtasıyla Amerika oturacak. Amerika, HDP aracılığıyla hükümete dahi girecek. Şimdi HDP'liler tüm mitinglerde, PKK'lılarsa Kandil'den bağırıyor. 100 yıllık cumhuriyeti kökünden değiştirip hesap soracağız diye. Yani aslında Amerika hesap soracağız diyor. Önemli olan biz ne yapacağız? Eski Türkiye'de olduğu gibi, her 10 yılda bir darbelerle görüldüğü gibi ABD'ye hesap verecek sistemi mi seçeceğiz? Buyurun, karar sizin. Türkiye'yi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokan projelerin mimarı Erdoğan'ın adayı olduğu yerli ve milli Cumhur İttifakı bir tarafta yer alırken, küresel çetenin bir araya getirdiği yedili masadan çıkan Zillet İttifakı da karşı tarafta yer alıyor. Cumhur İttifakı bugüne kadar Erdoğan'ın yürüttüğü yerli ve milli siyaseti sürdürerek ülkemizin dünyada sözü geçen, halkının beklentilerini en iyi şekilde karşılayan bir yönetim vaat ediyor. Emperyalist küresel güçlerin organizasyonuyla kurulan, birbirine benzemez 7 partinin bir araya geldiği Zillet İttifakı ise, darbeyle ülkemizi emperyalistler adına ele geçirmeye çalışan FETÖ ve 40 yıldır bu toprakları kana bulayan PKK terör örgütüyle birlikte küresel çeteye teslim olan mandacı bir zihniyeti temsil ediyor. Seçmen sandığa giderken günün sonunda ne istediğine karar vererek reyini kullanmalı. Bağımsız, güçlü bir Türkiye mi istiyoruz? Yoksa küresel çetenin dileklerine ve Türk iç politikasına müdahalelerine, PKK'nın, FETÖ'nün kararlarına bağlı bir Türkiye mi istiyoruz? Çin'den Amerika'ya, Libya'dan Azerbaycan'a, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Türkiye devletlerden İslam ülkelerine kadar gittiği her yerden ses getiren, diplomatik zaferle dönen, Türkiye'ye yan bakan tetikçilere, ağa babalarını anlayacakları dilden haykıran, Avrupa'nın ortasında ikiyüzlü batıya tarih dersi veren, Libya, Akdeniz ve Karadeniz jeopolitiğine yeni denklem kuran bir lider mi istiyoruz? Yoksa Erdoğan düşmanlığıyla bir araya gelmiş, emperyalist ülkeler ve terör örgütünden destek alan makam sevdalılarının ittifakına, PKK ve HDP destekli yedili masanın emperyalizmin bu coğrafyada kullandığı taşeron yapılanmasına, geçmişte Menderes ve Özal'a yaptıkları gibi meseleyi siyasallaştırıp kişisel nefret üzerinden niyetlerini gizleyen, görünür hedefleri Erdoğan olsa da asıl hedef Türkiye olan Türkiye düşmanlarına mı rey vermek istiyoruz? Ülkemizin haklarını aleni bir şekilde gasp etmeye çalışanlara karşı sahada ve masada milletimizin hukukunu gözeten, uluslararası sisteme meydan okuyan, son yıllarda yaptığı stratejik ve askeri hamlelerle birlikte 50 yılı aşkındır çözülmeyi bekleyen, nice meseleyi ülkemiz lehine olacak şekilde çözmeyi başaran, Mavi Vatan stratejisini uygulamaya sokan, Doğu Akdeniz'e çökmeye çalışan ABD, Avrupa tetikçisi Yunanistan'ın kirli planlarını bozan, 7 devlet bir millet paradigmasıyla Birleşik Türk Devletleri'ne giden yol taşlarını döşeyen, 21. yüzyılı bir Türkiye yüzyılı yapmak üzere yola çıkan bir lidere mi evet diyeceğiz, yoksa okyanus ötesinden kulaklara üflenen emirlerle, Öcalan'a özgürlük, genel af ve özerklik gibi milletin kırmızı çizgisi olan birçok konuyu pazarlık konusu yapan, FETÖ'ye iadeye itibar yapma ve bütün vatan hainlerine yeniden eski görevlerine iade sözü veren, ülkemi içeriden ve dışarıdan yıkmaya çalışan güçlerle, ülkemdeki sicili kabarıklar, şehide küfredenler, dolandırıcılar, PKK leşi müdavimleri, APO hayranları, Mehmetçiğe çocuk katili diyenlerle aynı safta buluşan ve gerçek kimliği belirsiz bir taşeronu mu ülkenin başına getireceğiz? Savunma, enerji, tarım, makine, ulaşım, dijitalleşme gibi stratejik önceliğe sahip sektör ve alanlarda yerli ve milli teknoloji hamleleriyle, milli yazılım ve donanımlarla
küresel sistemde yükselişini sürdüren bir Türkiye. Savunma sanayinde başlattığı milli ve yerli hamlelerle dışa bağımlılığı azaltan ve kabiliyet gücünü yükselten bir Türkiye. Ve bir taraftan Türkiye'yi bir cihan devletine dönüştürecek adımlar atarken, diğer taraftan da küresel emperyalist statükoya kazan kaldırıp yeni ve daha adil bir dünyanın kuruluşunu dile getirerek meydan okuyan bir lider mi istiyorsun?